Bir çizgi roman hayal edin. Başlığında ismini taşıdığı karakterin neredeyse sayfalarda hiç görülmediği, hatta tek bir cümlesinin dahi olmadığı. İlk bakışta bu eserin okuyucuya istediği mesajı veremediğini veya asıl amacından saptığını düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Bugün denizin derinliklerinde geçen klostrofobik, aynı zamanda da bilinmeyenin gizli korkusunu iliklerimize kadar hissettiren Submariner Depths, Türkçe ismiyle Submariner Derinlikler çizgi romanı hakkında konuşacağız. Genellikle bir Marvel çizgi romanından bahsederken korku ve endişe kelimelerini kullanmayız. Fakat Marvel'ın 2008 yılında yayınladığı 5 sayıdan oluşan mini serisi tam da bu iki kelimenin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Geleneksel bir süper kahraman hikayesinden uzak ama hayal kırıklığına uğratmayan farklı bir deneyim. Peter Milligan'ın kaleminden çıkan ve Esat Ribic'in gerçekçi çizimleriyle şekillenen eserimiz bizleri derin denizlerde yolculuğa çıkartıyor. Hikayemiz 1950'li yıllarda ve Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Amerika, Sovyetlerden önce denizin derinliklerindeki gizli şehir Atlantis'i bulma çalışmaları adına Kaşif Marlow'u görevlendiriyor. Fakat bir süre sonra donanmasıyla temaslarını kaybettikleri için ana karakterimiz Dr. Stein'i göreve çağırıyorlar. Dr. Stein en büyük özelliği fazlasıyla rasyonel ve batıl inançları mantıksız bulup onlara inanmayan bir bilim insanı olması. Bilim camiasında da oldukça ünlü bir kişilik olan Stein, aynı zamanda profesyonel efsane avcısı olarak da tanınıyor. Kar canavarı Yeti gibi efsanelerin gerçek olmadığını kanıtlayan keşifler yapan şüphecimiz, bir grup batıl inançlı denizciyle efsanevi Atlantis'in var olmadığını kanıtlamak adına okyanusun derinliklerine inmeyi kabul ediyor. Plato adındaki denizaltısıyla yolculuğa başladıkları andan itibaren Stein'in mürettebatla yıldızı bir türlü barışmıyor. Korkunç şeylere tanıklık ettiklerini söyleyen ve hatta tehlike zihinden gelir. Derinlikler insan zihnine garip şeyler yapar. Daha derinlere indikçe yaratıklar karanlığın içinden yavaş yavaş ilerlemeye başlar diyen mürettebat üyesine bunların sadece halk hikayeleri olduğundan bahseder. Namor isminde bir koruyucudan bahseden mürettebat üyeleri Titanic'in onun yüzünden battığını ileri sürer ve bunun üzerine sinirlenen doktor orayı terk eder. Bu şekilde çizgi roman boyunca tanık olacağımız doktor donanma çatışması burada başlar. Derinlere inildikçe başlarına gelen esrarengiz olayların hepsini mantıklı bir şekilde açıklayan ama aynı anda yavaş yavaş kendinden şüphe etmeye başlayan doktorumuz kısa süre sonra korkunç bir yaratık gördüğünü düşünür. Ve gerçekliği olan hakimiyetini kaybedip kaybetmediğini sorgulamaya başlar. Rasyonel açıklamalara ulaşma isteği Stein'e takım olma bilincini kaybettirir ve mürettebatın ve kendisinin zarar görmesine sebep olacak hareketler yapmaya başlayan doktor, tansiyonun sürekli artmasına sebep olur. Derinlerden önceki son karakola ulaşan donanma bir sorun olduğunu anlar ve merkeze indiklerinde bütün donanmanın vahşice katledildiğini görürler. Dr. Stein bir kez daha kendini mantıklı bir açıklama yakalamaya çalışırken bulur. Ama hayır, bu bardağı taşıran son damladır. 7 tane donanmanın 7 ruhu da uçup gitmiştir. Bu hiç mantıklı değil. Bunun gerçekçi bir açıklaması olmalı. Belki kavga ettiler, birbirlerini öldürdüler ve son kalan da yarası yüzünden öldü. Evet, bu mümkün diyen Stein'le mürettebat arasında ipler yine gerilir. Batıl inançlara sahip denizcilerimiz Namor'u işaret ettikçe Stein yine sinirine hakim olamaz. O da yavaş yavaş fark etmeye başlamıştır artık. Atlantis'in kadim koruyucusu, Yüce Namor gerçek olabilir mi? Atlantis gerçekten var olabilir mi? Kafasında bir türlü oturtamadığı, bugüne kadar savunduğu her şeyin yalan olabileceği ihtimalini yok etmek için harekete geçen Dr. Stein, katledilen mürettebatın film odasına gider ve kimseyi içeri almaz. Bulduğu kaseti izlemeye cesaret bulamayan doktor, mürettebata sadece konuşan bir adam var, kaset boş dediğinde mürettebat da izlemek ister. Fakat doktor buna izin vermez. Bıçaklar çekilir, tehditler havada uçuşur ama nafile. Kimse kimseye zarar verme cesaretine bulunamaz. Hemen ardından hararetli bir kovalamanın sonrasında öldü zannedilen Kaşif Marlow'u bulurlar ve yaşananları ondan dinlerler. Ekip kavga etmeye başlamıştı. Kavgaların dozu artıyor. Korkunç hikayeler anlatılıyordu. Ta ki Atlantis'i bulana kadar. Ve işte sonra başladı. Bağırışmalar. İnsandan gelmeyen bağırışmalar. Bu
konuşmaları dinleyen doktorumuz hala tam olarak ikna olmamıştır. Atlantis'in olmadığına bu kadar eminsem, o zaman neden kaseti izlemeye korkuyorum? Derinlikler beni değiştiriyor olabilir mi? Yoksa gerçek beni daha net mi görmeye başladım? Kendimi hep cesur ve harika bir çürütücü olarak görürdüm. Gerçeğin korkusuz arayıcısı. Stain, Marlowe'un kendi ekibini öldürüp suçu farklı bir yaratığa attığını iddia ediyor. Ve hidrotermal bir olayı bahane ederek görevi iptal ediyor. Doktor mürettebata Marlowe'u esir tutmasını ve yukarı çıkınca onu yetkililere teslim edeceğini söylüyor. Kendisiyle olan savaşını sonunda kaybeden doktorumuz kaseti izlemeye karar veriyor ve karşılaştığı manzara onu şok ediyor. Evet, Atlantis gerçekten de bütün ihtişamıyla karşısında duruyor. Marlowe gerçekten de onu bulmuş. Stain bu kasetin yüzeye çıkmaması gerektiğini düşünüyor. Kaseti izlediği sırada bir mürettebat üyesi Marlowe'u kaçırıyor ve film odasına getiriyor. Aralarında bir arbede çıkıyor ve bu işler doktor için pek iyi gitmediği sırada o ortaya çıkıyor. Denizlerin şeytanı, Atlantis'in kadim koruyucusu, bütün vahşiliğiyle karşılarında. Stain gördüklerine inanamıyor. O tamamıyla imkansız ve burada. Kesinlikle mantıklı bir açıklaması olmalı. Nasıl ve neden var olduğu ile ilgili onu hayatımın buluşu yapacağım. Belki de ona Stain adam derler, diyor. Ta ki gözüne bir şok dalgası alana kadar. Ardından Namor, Marlowe'u öldürüyor ve donanma oraya ulaştığında Stain onu kendi öldürdüğünü iddia ediyor. Fakat donanma neler olduğunu hemen anlıyor. Stain dehşete düşmüş bir halde kendimizi korumalı ve yüzeye çıkmalıyız diyor. Bu sırada kaseti izleyen donanma ekibi gerçekleri öğreniyor. Ve ilk defa o anda doktorun ağzından Namor'un ve Atlantis'in gerçek olduğunu duyuyoruz. Deniz şeytanı denizaltını rahatsız ettiği sırada Stain kontrol merkezine giriyor ve oradaki mürettebatı bayıltıp kendini oraya kilitliyor. O an ne yapmam gerektiğini biliyordum. Psikanaliz çılgınlığının hepimizin her şeyi yüzeyden araştırmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Bazı şeyler olması gerektiği yerde gizli ve gömülü kalmalı. Bütün denizaltıyı batırıp mürettebatı öldüren bir kaçış tankına binen Stain, oksijeni bitmeden Namor tarafından yüzeye Atlantis'in ve Namor'un gerçek olmadığını anlatması için çıkartılıyor. Eğer kariyer yapacaksam, eğer itibarım paramparça olmayacaksa bunların hepsi unutulmalı. Deniz aşağıda yaşanan her şeyin kanıtını yok edecek ve deniz gizemlerini kolayca göstermeyecek. Çıkarımlarımıza ve fikirlerime birazdan geleceğim ama öncesinde biraz çizimlerden bahsetmek istiyorum. Su çizerler için büyük bir zorluktur. Ancak Ribic geniş altı su krallıklarını ve deniz geçitlerini harika yorumluyor. Gerilimi yüksek tutmak için karanlık arka planlar ve tam doğru yerlere ince ışık yerleştirmeleri söz konusu. Ribic'in sanatı aynı anda hem güzel hem de gerçekçi. Tarzı, karakterlerin ham duygularını ve okyanusun ne kadar ürkütücü olabileceğini mükemmel bir şekilde yakalıyor. Yaklaşık 30 senedir çizim yapan Ribic, çizim tarzıyla Alex Ross'a benziyor. Fakat tamamıyla özgün ve şüphesiz yaptığı işler olağanüstü. Bilinmeyenin gizli korkusu. Klostrofobik, yavaş ve depresif bir sualtı hikayesi. Tansiyonun yavaş yavaş yükseldiği, tıpkı başarılı korku işlerinde olduğu gibi bunun mürettebat ve kaptan arasında yaşanılan gerginliklerle sağlandığı bir hikaye. Tamamıyla alegorik. Yani Namor'un aslında bilinmezin ve bunun verdiği korkunun insan ve psikoloji üzerindeki etkisini temsil ettiği hikaye, aynı zamanda da bize birçok felsefi soru sordurur. Doğru nedir? Hakikat nedir? Bilinmeyenden neden korkarız? Bir şeyin kanıtlanması ve varlığının kabul edilmesi için toplum tarafından sindirilmesi mecburi midir? Yoksa varlık her şeyden bağımsız var olan mıdır? Ama bence en önemli soru şu. İnsanın kendi doğrularını terk etmesi ve yerine yenilerini getirebilmesi ne kadar zor? Hikayede de gördüğümüz üzere Stain'in kendisiyle verdiği inanç direnmesi bir hayli zor ve süreç isteyen bir uğraş. İşin sonunda her ne kadar gerçeklere ulaşsa da bunları yok saymayı ve üstünü yalanlarla kapatmayı tercih etti. Bu duruma psikolojide denialism deniyor ve insanın kendini daha konforlu bir alana çekmesini sağlıyor. İlk bakışta sözde bilimini ve yılların bilim öğretisini korumaya çalıştığı düşünülse de Stain olaya daha bencil ve egoist bir pencereden yaklaştı. Aslında çok temel bir inkar etme içgüdüsü olan bu durum Stain'in kariyerini korumasını ve daha da yüceltmesini sağladı. Fakat şunu unutmamalıyız. Doğruların er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Siz görmemek için direnseniz de o doğrular gelip birer çivi gibi beyninize saplanır.